사람인데. سلم على الكاميرا يا بابا، سلم على الكاميرا. Osman abi tut onu sen. Fatma. 80 yetimhanenin bir yerdeyiz. Yetimler Vakfı'nın adaklarını burada şuna keseceğiz şimdi. Onlara dağıtacağız. Allah hayırlarını kabul etsin. Hadi Hadi Allah.
Türkiye'de getirdiğimiz malzemelerin arasında yetimler için göndermiş oldukları bazı şeyler, notlar vardı. Tabii çocuklar bunları iş yapmış, kendi ellerle çizmişler. Buradaki yetim kardeşlerine göndermek için şey yapmışlar. İman varsa umut da var. Böyle bir yazı göndermişler. Buradaki yetim kardeşlerimize şey yapmışlar. Tabii başka bir arkadaşımız da aynı şekilde üzülmeyin, Allah sabredenlerle beraberdir diye Ömer Çiçek adı bir tane çocuğumuz buradaki yetim kardeşlerine göndermişler. Evet. Tabii burada da yine aynı şekilde onlara dua şeklinde bir yazı göndermişler. Sabredin, Allah sizinle beraberdir diye buradaki kardeşlerimize göndermişler. Yavaş 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 yavaş. Devam. Anneleri ve babaları vardır. Onların haklarını bırakmasın. Kimse de bulursa Allah da onlara bırakmasın. Onları kaybedemesin. Neyse, Allah tanesi. Onları öptene ver. YouTube'da ilgili yarıştan sonra oralardan dolayı Yetimler Vakfı olarak, merkezi Diyarbakır'da bulunan Yetimler Vakfı olarak biz yaklaşık iki tır gıdadır, battaniyedir, giyim malzemeleri, elbise, bu tür şeyleri, temizlik ürünleri getirdik. Birebir geldik, kamplara gittik. İdlib'de, karşımda şu an Türkiye sınırına yakın olan kamplara gittik. Gerçekten mağduriyet, çok büyük bir mağduriyet vardır. Kendi gözlerimize gördük. Bir nebze de olsa onlara giydirmedir, gıdadır, verdik. Tabii bizim getirdiklerimiz daha binde bir ihtiyaçlarını karşılamadılar. Yani mağduriyet gerçekten çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Yani kamplarda da kendilere görüştüklerimizde su yok, banyo yok, lavabo yok. Yaşlılar var, hastalar var, engelli hastalar var, yatalaklar vardır. Yani gerçekten sıkıntı çok büyüktür. Tabii bu konuda bize yardımcı olan hayırseverlere Allah razı olsun. Sizin aracınızda onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ayrıca gene bir çağrı yapıyoruz o hayırseverlere. Yani gerçekten mağduriyet çok büyük bir şey vardır. Büyük bir boyutlara ulaşmıştır. Yani bu konuda sadece bu şekilde getirdik verdik de yetinmeyelim. Bundan sonra da devam etsinler. Özellikle çadır kentlerde yaşayan mağdurlar çok çok sıkıntılar çekiyor. Bizim getirdiklerimiz tabii yetim ailelere şey yaptık, dağıttık. Yetim çocukları giydirdik. Şu an burada zaten bulunduğumuz yerde de yetimlere ait bir çocuk evi vardır. Yaklaşık 80 tane çocuk burada kalıyor. Bir 60 küsur erkek, diğerleri kız. Onlara da giydirme yaptık. Aynı zamanda biz onlara adak kurbanını kestiğimiz etleri de getirip dağıttık. Allah hayırseverlerin hayrını kabul etsin. Teşekkür ederim. Şimdi bari ya. Şeydi, tuğmaya hiç etmedim. Şimdi sabır alalım. Bu ne yapacağız? Bu ne kadar tuğmaya?
طوي هيك طوي. بالعكس بالعكس. لا تحت في طوت وجهه. طوت وجهه بالطريق يا باشا. تل Umut Kervanı olarak dün itibariyle başlatmış olduklarımız, yapmış olduğumuz yardımları bugün itibariyle sonlandırdık. Türkiye'den Umut Kervanı aracılığıyla 4 tır dolusu Suriye'nin İdlib bölgesinde yaklaşık 3,5-4 milyon insanın yaşadığı mağdur ve mazlum olan bu bölgede dağıtımlarımızı tamamladık. 4 tırdan oluşan bu yardım çalışmalarımızı mağdur olan çadırlarda, kırsal bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslüman kardeşlerimize, mağdurlarımıza ulaştırmış bulunmaktayız. Ulaştırdığımız yardımların kahır ekseriyeti temel insani yaşamlardır. Çocuklar özellikle mağdur birinci planda olmalarından dolayı onlar için mont çağrımız olmuştu. Bu sebeple onlara da bu noktada yardımı ulaştırdık. Yanı sıra diğer temel ihtiyaçlar, kışlık olarak battaniye, ısınma ihtiyaçları olması hesabıyla bu hususta tespitlerimiz sonucu bu yardım çalışmalarımızı belirlenen mağdur ailelere ulaştırmaya çalıştık. Ancak bu yapılan yardımların gördüğümüz kadarıyla çok çok az olduğu görülmektedir. Zira 3,5-4 milyon mağdurun yaşadığı bu bölgede bizim takriben 10 bin aileye ulaşacak şekilde bu gıdalarımızı yapmamız sonucunda bunun çok da yetersiz olmadığı görülmektedir. Bu sebeple İdlib bölgesinde dağıtımız şu çadır kentte bulunduğumuz noktadan tüm insanlara, Müslümanlara, vicdan ehli insanlara seslenmek istiyoruz. Bu yapılan yardımların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu sebeple yardımların devamını beklemekteyiz. Zira buradaki mağduriyet bitmiş değildir. Savaş bitmediği gibi mağduriyet de devam etmektedir. İnşallah çalışmalarımız
geldiği müddetçe, yardımlar yapıldığı müddetçe bu çalışmalar da aralıksız olarak devam edecektir. Ayrıca bu bölgede yetim ve öksüzlerin olduğu tespiti sonucu inşallah bu çalışmalarımız ile birlikte kurban kesimimizi de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Emeği geçen, katkı sunan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun, teşekkürlerimizi sunuyoruz.